Ekonomi haberlerine bakalım. Sevgili izleyenler, peynir fiyatları neredeyse eti geçti. Yurttaş çözüm olarak kırık peynirlere yöneliyor. Alışveriş yapanların kimi etle peynir arasında tercih yaptığını söylerken, kimi etiketlerde yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Artı TV muhabiri Meral Dan Yıldız ve kameraman Özgür Söylemez'in haberini izliyoruz. Saat 12:05 geçiyor. Vallahi billahi sifte yok bunda. Şu anda şu pozisyonda sifte yok. Allah geçmiş ete. Eskiden yiyemiyorduk ete. Ama şu anda biraz peynir yiyemiyoruz. Enflasyon Araştırma Grubu'nun verilerine göre Ekim ayında yıllık enflasyon %185 olarak hesaplandı. Bu durumdan peynir de nasibini aldı. Artık peynir fiyatları et fiyatlarıyla yarışıyor. Bir kilo peynir alan, bir kilo kaşar alan kişilerimiz, çok böyle sabitleşmiş müşterilerimiz var mesela. Onlar yarım kilo düştü. Mesela biz bu çeçili, ben kendi şahsi olarak söylüyorum, günde 200-250 kilo satıyordum. Şimdi haftada 200-250 kilo satamıyoruz. 2 kilo alan adam bugün yarım kiloyu bile zor alıyor yani. Ya bu gerçek yani. Kaç senedir alışveriş yapıyorum ben senden? 5-6 senedir. Mesela bak, bu abi benim müşterim. 5-6 yıldır benimle alışveriş yapıyordur. Haftalı 1,5 kilo kaşar aldı, şimdi yarım kilo aldı. Bir hafta idare edecek. Hem yurttaşın hem esnafın fiyat pahalılığına yönelik çözümü de hayli trajik. Öyle ki şu anda peynircilerde en çok kırık peynirler satılıyor. Çünkü diğerlerine göre biraz daha uygun fiyatlı. Kırık alıyor müşteriler şu anda şu pozisyonda. Peyniri kaldırırken kırılıyor peynirlerimiz elimize. Biz onu kırığa atıyoruz. Millet bunu aldırıyor. Bunlar parça peyniri. Kırılan hani şok eden bunlar satılıyor. Bu en düşük 85'e gelir. Bir kalıp peynir. Normalde böreklik olarak satılan peynirlerin de artık satın alım amacı değişti. Pek çok yurttaş bunu börekte değil sofrasında değerlendirmek zorunda. Biz bunu böreklik diye satıyorduk eskide. Şimdi bunu alıp milli insanlar yiyor. Lor çöpe gidiyordu. Köyde kimse loru alıp bakmıyordu. Burada mesela 80 lira kilosu. Etle yarışan peynir fiyatları müşterileri de tercih mecburiyetinde bıraktı. Dün onu konuştuk. Peynir yiyeceğim, et yerim dedik. Aynen öyle konuştuk. Dün marketten aldım, 81 lira yazıyordu. Bir küçücük peynir kalıp yani. Ona 81 lira veren et alır, kavurursun, yersin, daha iyi dedim kendi kendime. Alınabilecek durumda değil yani. Eskiden mesela 60-70 liraya aldığımız peynir şu anda 200-250 arası. 200 lira tulum. Ondan sonra 200 lira beyaz peynir gördük değil mi? İnek peyniri bir yerde ya. Vallahi billahi böyle şey mi olur ya? Eskiden 1 kilo falan alıyorduk. Şimdi nerede 1 kilo alıyorsun ya? Biliyor musunuz, ben 100 gramlık paketler alıyorum. Yani büyük paketler imkansız. Azar azar. Öte yandan TÜİK verilerine göre inek sütü miktarı aylık bazda %0,9, Ocak-Temmuz döneminde ise %2,4 azaldı. Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneğinden paylaşılan bilgiye göre ise artan maliyetler üreticileri kesime yönlendirdi. 1,5 milyonun üzerinde anaç hayvan kesime gitti. CHP Genel Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ta etten sonra sütte de ithalatın gündeme geldiğini kaydetmişti. Bence Türk sporunun önemli bir kazanımıdır. Değerli arkadaşlarım, bu kanun her şeyi çözer.